Evet sevgili seyirciler, Pakistan'ın yeni büyükelçisi Sohail Mahmood birkaç gün önce Ankara'daki görevine başladı. Büyükelçi Mahmud'un işi bir hayli yoğun, zira Pakistan Türkiye'nin yakın diplomasi trafiği yürüttüğü ülkelerden biri. Peki yeni dönemde hangi adımlar atılacak? Sohail Mahmud'la birlikte arkadaşımız Meral Tosun bir röportaja imza attı. Şimdi hemen sözü arkadaşımıza bırakıyoruz. Dost ve kardeş ülke denildiğinde akılları ilk gelen yerlerden biridir Pakistan ve Pakistan'ın yeni büyükelçisi Sohail Mahmood kısa bir süre önce görevine başladı. Peki yeni dönemde Türkiye ve Pakistan ilişkilerine nasıl bakmak gerekir? Kendisinden alacağız. Mr. Ambassador, first of all, Sayın Büyükelçi, öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Sanıyorum 15 gün kadar önce yeni görevinize başladınız. Gelecekte Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkileri nasıl görüyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Öncelikle sizin aracılığınızla Türk halkına en sıcak duygularımla selamlarımı iletmek istiyorum. Türk halkının Pakistan ile ilişkileri hem geçmişe Türk halkına en sıcak duygularımla selamlarımı iletmek istiyorum. Türk halkının Pakistan ile ilişkileri hem geçmişe dayanır hem de her zaman bu iki ülke iyi ve kötü zamanlarda birlikte durmuştur. Bu bağlamda ilişkinin geleceğini oldukça parlak görüyoruz. Sizin de bahsettiğiniz üzere Türkiye'deki Pakistan Büyükelçiliği görevime kısa süre önce başladım. Biz ülkelerimizin gelecek yıllarda kapsamlı, derin, geniş tabanlı bir ortaklık kurmaya hazır olduğunun farkındayız. Her iki ülkenin hem liderleri hem de halkı bu taahhüde sadıktır ve bunlar oldukça isteklidir. İki ülke arasında zaten aslında çok iyi ilişkiler var. İşte bu yüzden de aslında işiniz çok zor. İlişkilerin geliştirilmesi konusunda Türkiye ve Pakistan arasında ne gibi fikirleriniz var? Evet, çok haklısınız. Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkiler çok güçlü, çok derin, karşılıklı anlayış, güven ve çok yakın işbirliği içerisindeyiz. İşte bu yüzden de ilişkilerin daha da iyileştirilmesi bir zorluk teşkil ediyor. Ancak tabii ki her ilişkinin yeni yüksek tavanlara ulaşması mümkündür. Türkiye'deki ve Pakistan'daki liderlere bağlıdır bu. Ticaret ve ekonomik ilişkilerde, aynı zamanda savunma dayanışmasını geliştirme konusunda, bölgesel ve uluslararası kurumlar bağlamda, aynı zamanda insan arasındaki kültürel ilişkileri geliştirmede, geliştirme aşamasından şansımız var. İşbirliğimizi daha da derinleştirebiliriz. Sayın Başbakan Davutoğlu birkaç hafta önce Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi ve burada bir serbest ticaret anlaşmasından bahsetti. Sizce serbest ticaret anlaşması nasıl olacak? Sizce bu fikir doğru bir zaman çizelgesine ilerliyor mu? Evet, dediğiniz gibi Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu 17-18 Şubat'ta İslamabad'taydı. Sayın Muhammed Nabaz Şerif'le birlikte 4. yüksek seviyeli işbirliği konseyine eş başkanlık yaptılar. Bildiğiniz üzere bu konsey içerisinde 6 tane iş grubu var. İçerisinde ticaret, finans, bankacılık, ulaşım, iletişim, eğitim ve kültür alanları var. Yani aslında çok geniş kapsamlı konuda alanda çalışıyor bu konseyde. Tartışmalar esnasında Pakistan ve Türkiye'nin ekonomik ortaklığını ilerletme konusuna oldukça odak vardı. Bu noktada her iki başbakan sadece ikili ticareti katlama fikrinin değil, aynı zamanda bir de serbest ticaret anlaşması konusunda hemfikir oldular. Yani bu yüzden de Türkiye'nin ve Pakistan'ın ekonomi bakanlıkları bu iki başbakanın iki tarafa da verdiği
serbest ticaret anlaşması konusunda çalışacaklardır. Bugünlerde bir de İslamofobi konusu var. Bildiğiniz üzere Türkiye tüm dünyadaki İslamofobi fikirlerine karşı mücadele vermektedir. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Bildiğiniz üzere dünyanın oldukça olumsuz fikirleri var. Suriye ve diğer bütün taraflarda. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? İki başbakan yine bu konuda da tartışmalar yürüttüler. Ve Sayın Ahmet Davutoğlu İslamabad'dayken bu konudaki konuşmaları yayınlandı. Herkes terörizmi, her türünü kınamaktadır. Ama bunun yanı sıra uluslararası topluluğun ve insanların şunu anlaması çok önemli. Terörizm hiçbir dinle bağdaştırılmamalıdır. Ve bu bağlamda da terörizmin herhangi bir dinle, özellikle de İslam öğretisiyle bir bağlantısının olduğunu söylemek çok yanlıştır. İşte bu yüzden de bu hususun doğru bir bakış açısından görülmesi ve yanlış anlaşmalara sebep olmaması gerekmektedir. Ve bu şekilde İslamofobinin karşısına geçmek gerekir. Mart'ın 23'ü önemli bir gün Pakistan için, değil mi? Evet. Mart'ın 23'ü önemli bir gün Pakistan için, değil mi? Evet. 23 Mart Pakistan ulusu için oldukça önemli bir gün. 75 yıl kadar önce Lahore şehrinde Hindistan Müslüm Ligi vardı. Burada kıta altındaki bütün Müslümanlar tarihi bir karara imza attılar ve bunun içerisinde kıta altındaki Müslümanların ayrı bir kendilerine ait toprakta yaşama kararı alındı. Bunun başını da Muhammed Ali Cinnah tarafından yürütülmüştü. 7 yıllık bir çaba sonrasında 14 Ağustos 1947'de Pakistan bağımsız oldu ve her yıl 23 Mart tüm dünyadaki Pakistanlılar tarafından Pakistan Günü olarak kutlanır. Yani aslında evet, bizim ulus olma bağlamımızda çok önemli bir gündür. O yüzden de sevinçle kutlanır. Size son sorum aslında biraz da siz ve ailenizle alakalı. Uzun yıllardan sonra Türkiye'ye geri döndünüz. Aileniz ve siz Türkiye'den hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada tekrar bulunmak benim için ve ailem için büyük bir mutluluk ve imtiyaz. Tabii ki Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi görevi de çok önemli. Özellikle iki ülke arasındaki derin ilişkilere ve güçlü bağlara baktığımız zaman kendimi çok iyi hissediyorum. Ankara tabii ki çok değişti. Artık çok büyüdü. Ben daha önce burada da bulunduğum zamanla şimdiyi karşılaştırdığımda çok fazla değişim görüyorum. Biz dost Türk halkına iyiliklerini istiyoruz hep. Bu aynı zamanda burada kaldığımızdan çok memnun olduğumuz anlamına da geliyor. Çok teşekkürler Sayın Büyükelçi. Ben teşekkür ederim.